Buyurun kendiler sonuçta VSB bugün Minecraft Survival Game soracak arkadaşlar. Winds of Change mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur diyorum arkadaşlar. Bu videoyu da Kurban Bayramı'na özel çekiyorum. Yani bu videoyu Kurban Bayramı'nın ilk günü yayınlayacağım arkadaşlar. Sağ tarafta da görüyorsunuz tarih şu an 20 Eylül ve saat 8'i 10 geçiyor arkadaşlar. O yüzden ben de hemen şimdiden yani Kurban Bayramı için özel video depolamaya başladım. Çünkü biliyorsunuz bayramda ben de çoğu insan gibi büyüklerimle bayramlaşmaya gideceğim, evde olmayacağım. O yüzden daha bugünden video depolamaya başladım arkadaşlar. Bu videoyu da Kurban Bayramı'nın ilk gününü özel çekiyorum. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz diyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle inşallah güzel bir bayram geçirirsiniz. Yani inşallah bir sıkıntıyla falan karşılaşmazsınız bayramda. Öyle çok fazla da diyebileceğim bir şey yok. Yani çok garip oldu artık bu Survival Games'te ne bileyim Kurban Bayramı'nı şey yapmam, Ramazan Bayramı'ndan bahsetmem. Gerçekten de artık neredeyse bir aile gibi olduk. Birlikte çok fazla zaman geçiriyoruz ve zaman gerçekten de arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Çok hızlı akıp geçiyor yani. O yüzden neyin ne olduğunu tam olarak yani bazen anlayamıyorsunuz diyoruz. Diyorum ki yani ne çabuk ne zaman bu kadar zaman geçti diyorum. Gerçekten de bazen dediğim gibi neyin ne olduğunu anlayamıyorum. O yüzden zamanı gerçekten de iyi kullanmak lazım. Çünkü zamanı maalesef bir daha geriye alamıyoruz. Düşünsenize zamanı geri alma ihtimaliniz olsa mesela bir hata yapacaksınız. Bir hata yapıyorsunuz sonra zamanı geri alıp o hatayı yapmıyorsunuz. Veya birçok şey gerçekten de zamanı geri alsanız çok 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 garip şeyler olur. Tabii ki de ama öyle bir şey neredeyse imkansız gibi bir şey yani birkaç teori var ama gerçekten de şu an imkansız. Her neyse konumuz bu değil. Kurban Bayramı ile de ilgili çok fazla diyebileceğim dediğim gibi bir şey yok. Ben de gideceğim ve video depolamam lazım. Yani bayramda ne kadar izlenme düşecek olsa da sizlere videosuz bırakmak istemiyorum. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar bayramda günde 2 video yerine bir video gelecektir yani. Onu da sizlere buradan söylemek istiyorum. Çünkü 2 videoyu şey yapamam. 2 videoyu çekip upload edemem. Ve bilgisayarım size hatta belki şu an SS falan çıkmıştır. Bilgisayarım arkadaşlar yaklaşık bir haftadan beri açık hatta 800 gün oldu. Bir haftaya da geçti artık ve gerçekten de bilgisayar hakkında çok çok artık sorunlar yaşamaya başlıyorum. Biliyorsunuz benim açılırken fan sesi geliyordu işte 5 dakika falan böyle. İçini açtım temizledim hala geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle fan bozuldu yani bilmiyorum yeni fan alır mıyım almaz mıyım. Şu anlık idare etmeye çalışacağım çünkü elimde fazla para yok o yüzden fan alamam. Gerçi fan çok pahalı bir şey değil ama yani 100 lira falandır herhalde ama o kadar da param yok yani 100 lira da öyle çok ucuz bir miktar değil. Zaten okul falan açılıyor yani. Şu adamı da kesersek abi orada nasıl yaktı nasıl? Bir anda dedim ki suyu atladım nasıl yaktı falan son anda yakmış. Öyle yani o bilgisayarın çözümünü de tam olarak anlayamadım. Gerçekten de bilgisayarım da arkadaşlar yavaş yavaş sorunlar oluşturmaya başladı ki bu da benim gerçekten de çok moralimi bozuyor. Çünkü ben bu bilgisayarı alana kadar çok zorluklar çektim. Umarım inşallah büyük bir sorun olmaz bilgisayarıyla hakkında. İçini açtım temizledim yani inşallah birazcık bilgisayar kendine gelmiştir. Ama öyle çok da detaylı bir temizlik yapmadım açıkçası. Tekrar ilerleyen zamanlarda tekrar açar tekrar daha detaylı daha güzel bir temizlik yaparım. Biraz ben üşengeç bir insanım bu arada beni biliyorsunuz ve lag var abi bende. Bende var adamdım var bende var büyük ihtimalle. Abi o lag neydi ya okul tam çekiyorum adam ışınlanıyor. Biliyorsunuz ben üşengeç bir insanım o yüzden tam olarak böyle adam gibi temizlik de yapamadım. O yüzden başka bir zaman tekrar daha güzel de bir temizlik yapacağım yani. Kurban Bayramı'na gelecek olursak tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Yani Kurban Bayramı klasik vardır. Tüm bayramlarda bir klasik vardır mesela. Herkesle işte bayramlaşırsınız işte büyüklerinizle size gelenler olur siz gidersiniz falan. Bir de Kurban Bayramı'nın bir klasiği var. Mesela eğer bütçeniz yetiyorsa kurban kesiyorsanız arkadaşlar böyle kahvaltıda işte yemekte falan genellikle kavurma et falan yersiniz. Gerçekten de o da bayağı bir iyi oluyor şimdi. FNS yapalım hadi zaten başka bir şey yapamıyoruz. Şöyle oldu mu? Tamamdır ya solo SC'deyim ve adam yok gerçekten de komik solo SC. Ne kadar berbat yapmışlar ve düzeltmiyorlar. Gerçekten de çok garip. 24 kişiyle başlasın ne olacak? 12 kişiyle başlayınca ne oluyor? Böyle boş boş yani geziniyoruz. Yapacak da pek fazla bir şey yok. Öte yandan başka ne diyebilirim düşünüyorum. Bir de moralim bozuk yani hem bayram geldiği için birazcık mutluyum hem de moralim birazcık da bozuk arkadaşlar. Bunun sebebi de biliyorsunuz artık okullar da açılıyor ve gerçekten de çok zor bir maraton beni bekliyor. Öğrencileri bekliyor hele hem YouTube hem okul
şey, hayatınız varsa gerçekten de çok zor. Okul YouTube etkiliyor, YouTube okul etkiliyor ve tam olarak iyi bir performans gösteremiyorsunuz her ikisinde de. Birine ağırlık vermeniz gerekiyor, birini birazcık daha boşlamanız gerekiyor ki ben de tabii ki de arkadaşlar okuluma önem vereceğim yani. 3 kuruşluk buradan kazandığım şey için tüm hayatımı riske atamam. O yüzden okuluma çalışacağım çünkü ileride açıkçası iyi bir hayat sürmek istiyorum. Gerçi yine çok öyle ileride çok zengin olamam ama yine de normal iyi bir hayat sürmek istiyorum ve bunu YouTube'la yapmam imkansız. O yüzden okumam lazım, derslerime çalışmam lazım. Ama bu demek oluyor ki video gelmeyecek anlamına da gelmez. Videoda yükleyeceğim arkadaşlar fakat video artık eskisi kadar sık gelmez yani. Eskisi kadar sık gelmez dedim, şey anlamayın. İşte 2 günde bir, 3 günde bir video anlamayın. Şey, günde 2 video kesinlikle gelmez. Yine her gün video atarım. Bir de sınav zamanları işte birazcık video yükleme düzenim falan bozulabilir. O yüzden de kusura bakmayın yani. Onu da söyleyeyim. Öte yandan artık çekecek bir şey bulamıyorum. Hani gerçekten de çekecek hiçbir şey artık neredeyse benim açımdan kalmadı gibi bir şey. Çünkü artık ne çekersem çekeyim, İzlenmem gerçekten de acayip düşük arkadaşlar. Yani tek facecam dışında. Ki zaten eğer her videoya da facecam ekledikçe, her videoya ben facecam eklesem bir süre sonra bu da şey olacak, yine izlenmeler azalacak. Mesela ilk çektiğim facecam video çok çok daha fazla izlendi. İkinci çektiğim facecam video da çok izlendi ama üçüncüsü çok diğerlerine göre düşük izlendi. Yine diğer videolara göre iyiydi fakat düşüktü çünkü yani o da sonuçta şey yani bende öyle oluyor yani bir şeyi. Ben mesela gidip her videoya facecam eklesem izlenmemde ilk sıralar bir artış olur, sonra normal olur yani bir artış olmaz. O da böyle düştü yani. Ne yapacağım gerçekten de ne çekeceğimi hiç bilmiyorum. Survival Games çekiyorum, düşük izleniyor. Skywars çekiyorum, düşük izleniyor. Sonra ne çekersem çekeyim düşük izleniyor yani arkadaşlar ve gerçekten de hani moralim çok bozuk açıkçası. Ne yapacağım hakkında da dediğim gibi pek bir fikrim yok ve bu Winds of Change map'inin de ben böyle kocaman sulu map'lerim ben yani gerçekten de sinir bozucu bir şey. Adamlar suda yürüyor abi. Ya suda bildiğiniz yürüyorlar, baksanıza bak nasıl yürüyor. Ya oyun suda geçiyor gerçekten de çok. Ya kardeşim git karaya çık, niye suda bekliyorsunuz da ben sizi kovalıyorum ya. Ben bu adamı kesemem, bak arkamda adam var, dönsem vursam her türlü kaçacak. Kesme ihtimalim yok. O yüzden dalmıyorum arkadaşlar, gerçekten de hani çok kötü ya, bu oyuncular da çok kötü, sistem de çok kötü ve bu benim açıkçası çok fazla sinirimi bozuyor. Ben yukarı çıkacağım, belki adam gemiye doğru gelir. Hadi gemiye gelin, hadi gemiye gelin. Okumda yok ya, okum olsa yine bir şansım olurdu fakat okumda maalesef yok gençler. Şu adam keşke bir bobsam yapsa şu adama, ben de öldürsem. Şöyle atlarsak belki alabiliriz, belki alabiliriz. Beni buslasana okla. Evet kestik fakat kesinlikle burada aşağıya dalmayın, yoksa kediler gibi boğulursunuz arkadaşlar. Kediler gibi ne ya, kediler ne alaka. Yoksa arkadaşlar boğulursunuz ve bok çuvalı gibi suyun altına yapışırsınız, bir daha da kalkamazsınız. Böyle hayaletiniz yukarıya doğru çıkar, eşyalarınız orada kalır. Şimdi bu adamı da kesmek istiyorum açıkçası fakat adam olta atıyor. Ben de oltalarsam ne olacak peki? Ya bu suda olta atmak iyi bir şey de karşındaki de seni oltalarsa birbirinizle savaşamazsınız, hani bunun gibi. Gerçekten de şu an yine sinirim bozuldu çünkü ben sabırsız bir insanım. Adam benim altıma geçmiş. Oo çok prosun be kanka, nasıl bu taktiği öğrendin? Vallahi senin gibi pro görmedim. Bak nasıl olta kullanıyorsun be. Hey be yavrum be. Prosun ya. Öleceğim ben sana kanka. Abi çok sinir oldum ya şu adama falan. Uyuz oldum yani. Harbiden uyuz oldum yani. Ben arkadaşlar Survival Games'te böyle sulu map'lerde falan böyle hani adamlar oyunu kazanmak için çok kaçıyor, çok uzun sürüyor falan. Canım sıkılıyor ve sıkılıyorum. O yüzden de sinirleniyorum yani. Çok fazla böyle şeylere gelemiyorum Survival Games'te ve hani bu adam da yine bana öyle şeyler yapıyor ve Cannons. Kestiğimiz bu adam iyi oldu. Tamam şimdi deathmatch'in başlamasına son bir kişi kaldı. Evet arkadaşlar şu an adamı gördük, gördüğünüz gibi adam bu gemide bekliyor. Gerçekten de hani yani ve bu da benim canımı sıkıyor arkadaşlar böyle oyun uzun sürmesi videodayken falan. Abi ne kadar korkak bir oyuncusun sen ya. Hani korkaksın yani. Gerçekten de çok korkak bir oyuncuyla baş başayız. Ben olsam şu an üstüne, kendi adamın üstüne atlamıştım o adamın yerinde olsam. Bu adamı nasıl kesebiliriz? Aslında bizim daha avantajlıyız fakat yani o yine de iyi oynuyor diyebilirim adam. Evet gel buraya dostum ve deathmatch başlıyor arkadaşlar. Oyunu kazanacağız. İşte böyle ölürsün ya. Gelmiş orada korkak korkak oraya kalmış. Böyle böyle vuruyor. Bir blok yaparım. Aklınız hayaliniz şaşar. Şaka yaptım bu arada, ciddi yalanlar olmasın.
Şimdi şu gereksiz itemları da şöyle atmak istiyorum. Şurada iron kafalı da alalım. Şuraya gereksiz, Allah oltaya attım. Neyse sorun değil. Zaten deathmatch başlıyor. Şunu da şöyle yapalım. Burada şey vardı galiba, crafting table vardı. Hatırlıyorum. Eskiden gerçekten de çok fazla oynadığım için hala bazı şeyleri unutmadım. Evet, şurada crafting table vardı. O yüzden birazcık ok yapacağım ve boğazımda bir şey var abi. Sakın da şey yapmayın. Boğazımda bir şey var ve gerçekten de beni çok rahatsız ediyor. Ne olduğunu hala anlayamadım. Böyle garip bir şey var gibi hissediyorum. Bilmiyorum, belki psikolojiktir ama çok sinirim bozdu ya. Evet gençler, yanlışlıkla oyunu alt aldım. Bakalım rakibimizin durumu nasılmış. Bizim adımız ne? Adımıza da bakamıyoruz artık. Aa kız, bizim gözlerimize baksana. Bakın bu kızı gördükten sonra benim gözlerim aynı şu gibi. Gözlerimi açtın kız, gel. Seni öldüreceğim. Dur önce ekmeğimi yiyeyim. Allah, geç kaldım kız. Geç kaldım ama sen de uğramadın. Bow spam yapmak benim göbek adım. Evet, bow spam. Öleceksin. Allah. Hayır, düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Abi düşersem ölürüm. Oo GG. Wow, oha. Tamam. Arkadaşlar sakın ama sakın ha şey yapmayın, oyunu böyle eğlencesine almayın. Eğer kazanmak istiyorsanız böyle çok şey yapmayın, rahatlamayın. Yoksa benim gibi öyle bilirsiniz, aşağı düşseydim burada çıkamıyordunuz. Gerçekten de aşağı düşmekten çok korktum. Sonra direkt daldım ve kestim. Dalmasaydım, defansif oynasaydım aşağı düşecektim ve burada kalacaktım, çıkamayacaktım. Kız beni aşağı atıyordu. Neyse, benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sizleri seviyorum.